Bütün olarak bakıldığı zaman, yani bütün 3 maça da bakıldığı zaman maçları kazanmak için hakikaten yeteri kadar pozisyon ürettiğimizi söyleyebiliriz. Yani direkten dönen vuruşlar, direğin hemen dibinden, yanından kaçan vuruşlar. Bugün de bakıldığı zaman yani Alex'in ayağının altından kaçtı top ilk yarıda. Berkay'ın vuruşu direkten döndü. Yusuf'un kafası, hemen aklıma gelenleri söylüyorum. Hemen direğin yanından çıktı. İkinci yarıda keza benzer yakın pozisyonlar var. Bence kurguyla ilgili çok ciddi problem gözükmüyor. Ancak biraz evvel söylemeye çalıştığım gibi taşıdığımız ve artan demek lazım. Geçen sezonun yükü bir anda çıktı. Özellikle Alanya maçıyla beraber yine mi sorusu. Arkasından hemen çevirip hemen yukarıdaki gruba ortak olalım derken biraz ölçünün kaçması. Ölçünün kaçması aslında çok net bir şekilde hem vuruşlarda hem son paslarda çok net gözüküyor. Bu oyundaki en büyük problem bir an evvel yapma isteğiyle beraber acele kararlar vermeye başladığınız andan itibaren vuruş ölçüsü, vuruş dengesi kaybolmaya başlıyor. Şu anda görünen, bana göre görünen en önemli taraflardan bir tanesi bu. Kurguyla ilgili bir problem olsa, yani şunu herhalde biliyorsunuzdur, son derece çok net bir açık yürekle kabul ederim hemen. Çünkü her maçı bir şekilde çok uzun süre analiz ediyoruz. Şu anda kurgudan ziyade bence hani o sorundan da bir öncesinde takım genel olarak çok özellikle sertliğini biraz yitirdi. Ana problem, yani sahadaki problem ne diye sorarsanız bana, takım biraz sertliğini yitirdi. Özellikle geçen sezonun sonlarına doğru yakaladığımız kolay pozisyon vermeme en önemli tarafı. Kırılganlığı kaybetme. Son 7 maçın 5 tanesini gol yemeden bitirdi bu takım. Ama bu sene her maçta bir kere rakipler kolay kalemize gelip kolay bir gol bulabiliyorlar. İkinci problem şu oluyor. Kırılganlık arttığı andan itibaren, özgüven düştüğü andan itibaren geri düştüğünüz iki maçta Alanya ve son Kayserispor maçında olduğu gibi çevirmek zorlaşıyor. Konya maçında olduğu gibi öne geçtiğiniz maçta anları da korumak zorlaşıyor. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Bugün rakip takımın ne kadar direndiğini bir şekilde topun arkasına geçip kalesini korumak için bütün canla başlayan. Yani Thiam örneğini o yüzden verdim. Golü attı 4. dakika. Yaklaşık 70-75. Dakikalar falandır herhalde. Edin'in şahane bir ataktı yani. Mükemmel bir atak. Edin son pası verdi Alexis'e. Ta bizim kaleciye baskı yapmıştı. Oradan tın 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 geldi. Son anda ayak koydu yani. Çok net bir gol vuruşu önledi. Dolayısıyla rakibimizin skoru korumak için verdiği çaba ve takım sertliği ve bütüne bakıldığı zaman bizde yok. Bizim şu andan itibaren, esas itibariyle takım sertliğini tekrar kazanmamız gerekiyor. Kolay bu kırılgan yapıyı kaybetmemiz gerekiyor. Ben şunu çok net bir şekilde iddia ediyorum. Yani bütün gördüklerim, yaşadıklarım ve deneyimimle. Zaman zaman bu tip şeyler başıma geldi futbolda. Geçen sene de benzer durumla karşılaştık. Şöyle, bu takımın gol atmayla ilgili bir problemi olmayacak. Ancak şu takım kırılganlığını bir ortadan kaldırmak lazım. Bunu kaldırdıktan sonra gol atmayla ilgili hiç problemi olmayacak. Eğer yaşarsak, bir problem olmadan sağlıklı hayatın içinde kalırsak, çok net bir şekilde görüleceğini göreceksiniz. Görüntü iyi değil tabii. 3 maç 0 puan son derece sıkıntılı bir durum yani. Bu hiç tersini söylemenin bir anlamı yok. Ancak bunun nasıl olacağını ilerleyen, şimdi böyle bir şey anlatmanın anlamı yok. Biraz evvel de birkaç cümlede bunu bir şekilde göreceksiniz. Ondan sonra konuşuruz tekrar. Konuşuruz. Neler olduğunu tekrar konuşuruz. Ama şu anda tabii bu söylediğiniz soruyla ilgili konuşulacak, söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani bunları burada şu anda söylemenin anlamı yok. Bunları göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun.